Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm. Arkadaşlar sıfat mevsuf konusunu işleyeceğiz bugün inşallah. Ve bu konuya dair çıkmış olan soruları beraber çözümleyeceğiz Allah'ın izniyle. Sıfat mevsuf konusu YDS'de en fazla işimizi görecek olan YD gramer konularının başında gelir diyebiliriz. Hemen konuya girelim. Tetbe'u sıfetu mevsufaha sıfat mevsufuna tabi olur. Fi arba'i mevadde dört maddede malum işte harekete birbiriyle uyumlu olur. Heze kalemun cedidun, kalemun mevsuf, cedidun sıfatıdır. Bu merfu, bu da merfu. Raitu kalemen olsaydı o zaman cediden diyecektik. Adette, sayıda yine birbiriyle uyumlu olur. El kalemani tesniye olduğundan dolayı el cedidani de onun sıfatı, o da tesniye olarak gelecektir. Tezkir ve teniste yani cinsiyette de uyumlu olmalıdır. Kalemün müzekker, cedidün de müzekker olmalıdır. Ama seyyaratün müennes olunca cedidetün şeklinde müennes değil, o da müennes olmalıdır. Seyyaratün, cedidetün. Fi tarifi ve tenkir, tarif ve tenkirde uyumlu olmalı. Kalemün cemilün, ikisi de nekire iken el kalem olursa sıfatı da mutlaka el cedidü şeklinde gelmelidir. Daha önce bu konuyu işlemiş idik ama tekrar konuyu hızlı bir şekilde gözden geçirelim. Ondan sonra hemen sorulara geçeceğiz inşallah. Muhammed'in talibin dediğimizde mesela şunu da hatırlayalım. Muhammed'in marifedir. Talibin nekiradır. Bir isim cümlesidir bu. Marife mübteda, talibin nekiradır, onun haberidir. Ama sıfat yapacaksak o zaman Muhammed'in et-talibu, öğrenci Muhammed dememiz gerekiyor. Hâzâ marifedir, mübtedadır. Talibun nekire geldiğinden dolayı onun haberi olur. Ama hâzâ et-talibu, bu öğrenci şeklinde olmuş olurdu. Ya da Muhammedun et-talibu, hâzâ et-talibu, bu öğrenci. Öğrenci olan Muhammed ya da şeklinde tercüme edilir. Bir de şu var arkadaşlar. Bir müfret nasıl ki el ile, el takısıyla marife oluyorsa cümle sıfat gelebilir. Bu sıfat olacak cümlenin de başına eğer marifeye sıfat oluyorsa başına mutlaka elledi yahut elleti gelmelidir ki marife olmuş olsun. Böylece marife mevsufa sıfat olabilsin. Mesela et-talibu öğrenci, yezhebu gider. Et-talibu marife mübteda. Yezhebu cümlesi, yezhebu bir cümledir bu arada. Fiil cümlesidir. İçinde huve faili gizlidir. Bu nekiradır. Cümle yalan halde nekire olarak değerlendirilir. Nekir olduğundan dolayı talibun haberi olur. Tıpkı mesela Muhammed'in talibun örneğinde olduğu gibi marifeden sonra nekire müfret gelseydi haber olurdu. Burada da cümle nekire geldiği için yine haber olur. Öğrenci gider. Eğer sıfat olacaksa giden öğrenci şeklinde bu fiil cümlesi eğer sıfat olacaksa o zaman başına ellezî getirilmelidir. Ta ki marife olsun ve marife olan et-talibu'ya sıfat olabilsin. O zaman et-talibu ellezî yezhebu şeklinde olmalıdır. Hâzâ kalemun dediğimizde bu bir kalemdir. Hâzâ marifedir, işaret, ismi işaretler marifedir. Mübteda kalemun nekir olduğu için onun haberidir. Yektubu cümlesi kalemunun sıfatıdır, fiil cümlesidir. Ve nekire olarak gelmiştir. Ellezî'ye gerek yoktur. Zira mevsufu olan kalemin kelimesi de nekiredir. Nekireye nekire sıfat cümlesi gelmiştir. Hâzel kalemül cedîdu dediğimizde hâze mübtedadır. El kalemu nekire olmadığı için haber olamaz. Marifedir, o zaman sıfat olur. Bedel olur diyelim. Bedel yahut sıfat, ikisi de belki olabilir. Müştak olsaydı sıfat olurdu. Camit olduğundan dolayı bedeldir derler. Hâzel kalemu el cedîdu. Bu da sıfattır. Haber olamaz. Zira haber olması için nekire olması gerekiyor. Bu yeni kalem oldu. Ellezî yektubu. Ellezî olmasaydı şayet hâzel kalemül cedîdu yektubu. Yazar. Yazıyor. Ya da bu yeni kalem yazıyor diye cümleyi bitirmiş olacaktık. Ancak yektubu da tıpkı şu müfret kelimeler gibi marifedir. Zira başında ellezî vardır. Ve bu da sıfattır. O zaman yazan bu yeni kalem nokta nokta haber gelebilmesi için, haber olabilmesi için nekire bir kelimeye ihtiyacımız vardır. Böyle peş peşe onlarca marife kelime gelse bile hiçbiri onun haberi olmaya elverişli değildir.
Ta ki nekira bir kelime gelene kadar. Şimdi bu bilgilerden sonra arkadaşlar çıkmış soruları beraber bir görelim. Ned'ül etrafı ile ameli alel musalahati vataniyeti ve inhayl inkisamati. Tarafları milli çıkar için çalışmaya davet ediyoruz. Ve inhayl inkisamati ve bölünmelerin sonlandırılmasına davet ediyoruz. El inkisamat kelimesi arkadaşlar bir sıfat getirilecek buraya. Mevsufun cinsiyeti, sayısı, marifeliği önemlidir. Burada el takısı var. Sıfatında da mutlaka el takısı olmalıdır. O zaman hizbiyeyi eliyoruz. El inkisamat müennestir. O zaman el irhabiyyi müzekkerdir. Sonunda ta yoktur. El aşairiyyi sonunda ta yoktur. Bu ikisini de eledik. Ne kaldı elimizde? Et-taifiyyeti, el-infisaliyeti. Bu da müennes ve marife olarak getirilmiştir. Bu ikisinden biridir. Yani bu yöntemi kullanarak sıfat mevsuf ilişkisini bildiğimiz takdirde bu soruda 3 şıkkı eleyebiliyoruz. Sadece 2 şık elimizde kalıyor. Onu da manadan hareketle bulabiliriz. El-inkisamat et-taifiyye şeklinde olmalıdır. Yani ne diyelim taifiye grup bölünmeleri, grupsal bölünmeler şeklinde tercüme edilebilir. Eş-şi'r-ül melhemi huve kasaidu tavîletun tehki e'mâle'r-ricâl amilû e'mâlen butûliyeten. Şimdi amilû cümlesi arkadaşlar şu boşluğa gelecek olan kelimeye sıfat olacaktır. Amilu kelimesi nekiredir. Amilu e'malen butuliyeten harikaten lil ade. Harikulade kahramanlık işleri yapmış olan nokta noktaları anlatan uzun kasidelerdir bu epik şiir. Kısası ebtalin amilu. Ebtalin kahramanlar nekiredir. Dolayısıyla amilu cümlesi de nekiredir. Sıfat olabilir. E'mâle er-ricâli amilu olmaz. Er-ricâli marife, amilu cümlesi başında ellezîne olmadığından dolayı nekiradır, sıfat olamaz. Er-ricâliyi eliyoruz. O zaman şuraya gelecek kelime mevsuftur. Amilu sıfatıdır. Sıfat madem ki amilu cümlesi yani, sıfat madem ki başında ellezî yoktur, ellezîne yoktur yani nekiradır. O halde buradaki mevsufun da nekire olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla er-ricali'yi eliyoruz. El-müştema'i eliyoruz. Ebtalin, şairin ve ceyşin kaldı elimizde. Bir de amilu çoğul olması sebebiyle şairin kelimesini de eliyoruz. Zira müfrettir amilu. Elimizde ceyş ve ebtal kaldı. Ceyş kelimesi de ordu. Arkadaşlar ordu amilu şeklinde pek kullanılmaz. Amilet belki olabilir ya da velev ki amili olsa bile manası müzekker, cemi müzekker olması itibariyle, mana itibariyle olsa ismi cemidir, bunlara ismi cemi deniyor. Olsa bile en azından A ve E şıkları arasında bu kuralımız gereği kuralımızı kullanarak buradan hareket ederek 3 tane şıkkı eleyebiliyoruz. A ve E, E şıkkını da manadan eleyeceğiz. Tehkeyi kısası aptalın kahramanların hikayesini anlatan kasideler diyecek. Yoksa ordunun savaşlarını anlatan değil. Geçiyoruz. Tüshimu vesailül i'lami bi şeklin kebirin fi tehridin nasi iş'ali fitnetin gersil kıyemi saddil hatari tenvirül müştemi el içtimaiyeti toplumsal nokta nokta da büyük bir şekilde efendim katkı sunar. Büyük bir şekilde basın araçları büyük bir şekilde TÜSİM'e katkı sunar fi şu konuya nokta nokta el içtimaiye toplumsal şuna ne diyebiliriz? İş'ali fitnetin el içtimaiyeti toplumsal fitneyi körükleme yakma olmaz arkadaşlar. El içtimaiyeti sıfattır ve müfret müennes marifedir. Müfret müennes başında el takısı var. O zaman fitnetin başında el takısı olmadığı için olmaz. Efendim el hatari müzekker olduğundan dolayı olmaz. El içtimaiyeti müennestir zira. El müştemai müzekkerdir yine onu da eliyoruz. Bu müennes. Ennasi yine müzekkerdir. El içtimaiyeti olmaz.
Eğer ennası olsaydı tehriyatın nasi el içtimaiyeti olmaz yani. Elimizde kala kala sadece D şıkkı kaldı. El kıyemi kıymetin çoğuludur. Değer, değerler manasında. Garsil kıyemi değerleri yerleştirmede, toplumsal değerleri zerk etmede, yerleştirmede büyük katkısı vardır. El kıyemi, el içtimaiyeti sadece D şıkkı buraya uyuyor. Geçiyoruz bir sonraki soruya. Kullu tilkel mukavvimati tedfe'u biladena li mumarasati siyasetin ekthara fealiyeten nokta nokta el iklimiyi, el iklimiyi ve devliyi, bölgesel ve uluslararası nokta nokta. Ne diyebiliriz? Şimdi el iklimiyi sıfattır. İklimsel, bölgesel sıfattır. Mana itibariyle onun sıfat olduğunu anlıyoruz. Yeri gelmişken arkadaşlar sıfat olabilecek kelimeleri bilmemiz gerekiyor. Veya olamayacak kelimeler de yine öyle. Mesela kapı, kitap, kalem, araba, ev, şehir gibi kelimeler. Bunlar sıfat olmaya uygun değil. Manası itibariyle uygun değildir. Mesela kalem olan bir şey böyle olmaz. Kalem bir şeyin sıfatı olamaz. Bir nesnedir zira kendisinin bir sıfatı olabilir. Kendisi başka bir şeyin sıfatı olamaz. Mastarlar yine hakeza sıfat olamazlar. Mesela gelmek, gitmek, okumak bunlar sıfat alırlar ama sıfat olamazlar. Dolayısıyla bir kelimenin sıfat olamayacağını karar verebiliyor olmamız gerekiyor. Fi sebili el iklimiyye olmaz. El iklimiyye burada sıfattır. Bölgesel dediğimizde sıfattır. Manası itibariyle sıfat olduğunu anlıyoruz. El iklimiyye müzekker, müfred, müzekker ve bir de marifedir. O zaman el hedefil iklimiyye olabilir. Tariki, el takısı olmayanları eleyelim. Tariki, sebili, dereceti bunları eledik. Bunları eledik. Bir de el hedef, el müstevak kaldı. Bu ikisi arasında arkadaşlar el hedefil iklimi marifedir, müfred müzekkerdir. El müstevak da hakeza. Dolayısıyla C ve D şıkları arasında kalıyoruz. A, B ve E şıklarını bu teknikle böylece elemiş oluyoruz. Artık manayı düşünerek D ve C şıkları arasından eleme yapmamız gerekiyor veya tercih yapmamız gerekiyor. Geçiyorum. Ya'işu zemiluna lahazatin haricetin fil müsteşfe ve zelike ba'de en asabetha nokta nokta dimagiyetun. Beyinsel bir nokta nokta kendisine isabet ettikten sonra diyor. Şimdi dimagiyetun müfred ve müennestir, nekiredir. El takısı varsa şıklarda onları eliyoruz. Yok. Bu müennes olduğundan dolayı müzekker varsa eliyoruz. Merat eliyoruz. Müzekkerdir. Nezif müzekkerdir. Tasahhür müzekkerdir. Üç şıkkı böylece elemiş olduk arkadaşlar. Müzekker olması sebebiyle. Sadece C ve E şıkları arasında kaldık. Nukahe mana itibariyle uymuyor. Celta dimağiyye ya da yani beyin kanaması manasında celta dimağiyye tabirini kullanırlar Araplar. Nukahe sanırım iyileşme, hastalıktan iyileşmek demektir. Bu olmaz, mana itibariyle olmaz. E şıkkı doğru şık. Geçiyoruz bir sonraki soruya. Asbaha lizamen ala nokta nokta bi mustakbelil alem vel cinsil beşeri en ye'huzu fil i'tibari el evda'al cedidete. Evet, el evda'al cedidete el mütevellide min el ba'ise el müterettibete en naşiyete el kâine min. Bu arkadaşlar el evda'a kelimesinin sıfatıdır. El cedidete birinci sıfattır. Boşluğa gelecek kelime ise ikinci sıfat olarak düşünülmüştür. Dolayısıyla el evda'a kelimesi çoğuldur. Bu arada cansız çoğulların ya da akılsız çoğulların müfret müennes muamelesi gördüğünü daha önce de söylemiştik. Burada da vurgulayalım. Bu nedenle el cedidete müfret müennes olarak getirilmiştir birinci sıfat. El evda'a çoğul olmasına rağmen ancak cansız, akılsız varlıklar için kullanıldığı için müfret müennes muamelesi görecektir. El cedidete diyoruz. Dolayısıyla buraya gelecek ikinci sıfat da müfret müennes olmalıdır. Bir de marife olmalıdır. Hepsi marifedir. Hepsinin başında el takısı var. Eyvallah diyelim. Ancak müzekkerleri eleyebiliriz. El mütevellideyi eliyoruz. El ba'ithi'yi eliyoruz. El kaineyi eliyoruz. Böylece elimizde C ve D şıkları doğru
muhtemel cevaplar olarak kalıyor. Manadan hareket ederek de şu ikisi arasında bir tercihte bulunmalıyız. Ennaşiyete min el-müterattibete genellikle ala ile kullanılır. Ennaşiyete min'den kaynaklanan, çevre kirliliğinden kaynaklanan yeni durumlar diyecek. Dolayısıyla doğru cevap C. Bir sonraki soru yine قِلَّةُ الْهُطُولَاتِ الْمَطَرِيَّةِ وَتَعَاقُبُ سَنَوَاتٍ nokta nokta alel mantıkati evet senevati alel mantıkati eddet ile nudubil adidi min burada da arkadaşlar el mevaridi miyahi şurb el yenabi'i miyahi şurb burada sıfat tamlaması değil de isim tamlaması şeklinde bir kelime getirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla su içme suları, içme suyu kaynakları diyecek. Buraya gelecek kelime mudaf olacaktır. İçme sularının kaynakları diyecek. Dolayısıyla mudafın başına el takısı gelmez. Bu biraz sehven, zuhuren belki bu soru buraya getirilmiş arkadaşlar. El mevaridi, mudafın başına el takısı gelemeyeceğinden dolayı el mevaridi, el yenabi'i, el menabi'i bunları eleyebiliyoruz kolay bir şekilde. Sanabiri ve abari şeklinde D ve E şıkları arasında kalıyoruz. Dediğim gibi bu bizim sıfat tamlaması ile ilgili olan bu konumuzun dışında, birazcık dışında kalmış bir soru olarak sehven buraya alınmıştır. Onu da görmüş olduk. اَعْلَنَ مَصْدَرٌ رَسْمِيٌ اَنَّ اجْتِمَاعًا لِوزَرَاءِ دِفَاعِ عَشْرِ دُوَلٍ اَوْرُبِيَّةٍ evet, şöyle diyelim. عَشْرِ دُوَلٍ 10 devlet. Avrupa ve Afrika devletleri. Bu devletler akılsız çoğuldur. Dolayısıyla müfret müennes muamelesi görecektir. Buraya getirilecek kelime ise efendim onun sıfatı olacaktır. Akdeniz'e bakan, nazır manasında اَطَلَّ يُطِلُّ مُطِلْ kelimesi buraya gelecektir. Ancak sıfat mevsuf ilişkisi açısından duelin madem ki nekiredir buraya getirilecek kelime de müfred müennes ve nekire olmalıdır. O zaman el takısı olan el mutille, el cariye, el muhtelle, el vakia şıklarını eliyoruz. Mutilletin alel bahril ebyad şıkkını hemen bulabiliyoruz. Yine bu minvalde çıkmış bir soru. Fi 20 Temmuz 1969 evet. Nezele evvelu insanin ala sathil kamer. Nezele hebata intalaka atlaka hatta neyse. Fi nokta nokta et tarihiye. Şurası bizi ilgilendiren kısım. Tarihi efendim nokta noktada diyecek. Tarihi dediğimizde tarihi olay, tarihi hadise, tarihi yolculuk gibi bir kelime, bir ifade, bir terkip. Tarihi kelimesi mana itibariyle zaten sıfattır. Sıfat olduğunu hemen anlıyoruz. Dolayısıyla el takısı olması gerekiyor bu mevsufta da. Bir de müfret müennes olması gerekiyor. Bakalım el takısı olmayan seferin kelimesini eliyoruz burada. Bir de müennes olması gerektiği için es seferiyi de eliyoruz. Efendim el merhaleti tarihiyeti bu A ve B şıklarını böylece elemiş olduk. El bi'feti, el rihleti, el merhaleti. Bu şıklar arasında mana itibariyle bir tercihte bulunabiliriz. Birinci boşluğa gelecek şu şıkları da dikkate alarak doğru cevabı bulabiliriz. Sanırım hebata evvelu insanin fir rihleti tarihiyeti doğru cevap D olsa gerek. Ba'de tekarrucihi min kulliyetil hukuk lem yufekkir bil ameli fi nokta nokta el amme. Genel nokta noktada. Genel kelimesi arkadaşlar sıfattır. Dolayısıyla el ammeti marife müfret müennes bir kelimedir. Nusufu da aynı şekilde olmalıdır. El takısı olmayan şıklar varsa onları eleyeceğiz ilkin ki yok hepsi el takısı var başlarında. El ammeti diğer taraftan müfred ve müennestir. Pardon şu C şıkkını eleyebiliyoruz zira el takısı yok burada. El ammeti kelimesi müennestir. Müfred müennestir. O zaman en niyabetil ammeti bu olabilir. El kudatil ammeti olmaz. El kudat kelimesi arkadaşlar kadılar demektir. Çoğuldur. Kadının çoğuludur.
O zaman el-kudati madem akıllı çoğuldur, o zaman el-amine şeklinde gelmeliydi. Yani teknik olarak olsaydı böyle olacaktı. Dolayısıyla el-kudat bu arada cem-i müzekkerdir. Kırık çoğuldur yani. Kadi kudat, nahi nuhat, rami rumat gibi kelimelerde olduğu gibi. Efendim, bu da, bunu da eliyoruz. A, B ve C'yi elemiş olduk. El-müdde'i el-ammeti olmaz. Çünkü el-müdde'i müzekkerdir. El-kadai de müzekkerdir. El-ammeti müennestir. Dolayısıyla B ve E şıklarında cinsiyetten hareket ederek eliyoruz. Şunu nekire olduğu için eliyoruz. El-kudati akıllı çoğul olduğundan dolayı eliyoruz. Elimizde kala kala sadece A şıkkı kalıyor. Böylece bu kuralı sıfat-mevsuf ilişkisini bildiğimiz takdirde arkadaşlar ne kadar kolay bir şekilde şıklar arasında eleme yapabileceğimizi böylece görmüş oluyoruz. Bir sonraki soru: Tevella kıyadete el firkatil ula ve saniyeti vel firkati nokta nokta. Vel firkati ve ekip, takım. Hangi takım? Eddebbabeti, el müşati, el cevviyi, el musaffahati, el darakiyi. Evet. Buraya getirilecek, boşluğa getirilecek kelime el-firkatinin sıfatıdır. Bakalım nasıl, hangisi uygundur? Firkat müennes olduğundan dolayı el-cevviyi, el-darakiyi bunları eliyoruz. Çünkü bunlar müzekkerdir. El-müşati kelimesi de maşinin çoğuludur. Bir önceki soruda olduğu gibi el-kudat kadinin çoğulu olduğu gibi müşat da maşinin çoğulu. Yani piyadeler demektir. Dolayısıyla el-müşat El fırkatil müşati olmaz. Bunlar insandır. Piyadeler. Piyadeler sıfat olmaya elverişli değil. Manası itibariyle arkadaşlar. Sıfat olamaz. Çünkü piyadeler olsa olsa sıfat alır. Kendisinin bir sıfatı olabilir. Zayıf piyadeler, işte bitli piyadeler falan derlerdi askerde. Kendisi sıfat alabilir. Kendisi sıfat olamaz. El müşat kelimesi piyadeler insanlar için kullanılıyor. Çoğuldur. El fırkatinin sıfatı olamaz. El musaffahati ve eddebbabeti arasında kaldık. B, D ve E'yi böylece teknik yaklaşarak eleyebildik. A ve C şıkları arasında da eddebbabeti, debbabe tank demektir. Dolayısıyla el fırkati debbabeti tank olan fırka. Tank kelimesi de bir şeyin sıfatı olamaz. Dolayısıyla doğru cevap el musaffahati şeklinde olmalıdır. Manasını hiç bilmesek bile arkadaşlar bu teknikle böylece C şıkkının doğru olduğunu hemen anlayabiliriz. İnne hadise tefciril keniseti lem yu'essir ala evet ala adeti siyahati fil beled ev ilgâil hücuzati khasaten ba'de mururi şehrin ve lem yahduth eyyü teracu'in nokta nokta ve herhangi bir nokta nokta gerileme de gerçekleşmedi. Şimdi teracü kelimesinden sonra arkadaşlar teracü nekiredir, müfret ve müzekkerdir. O zaman kaviyetin müennes olduğu için olmaz. Remziyetin de hakeza, hakikiyetin de hakeza olmaz. Çünkü bunlar müennestir. A ve C şıkları bize bir şeyler veriyor mu? Bakalım teracü'in yüzkaru ya da tüzkaru. Burada da yüzkaru fiil cümlesi ve tüzkaru ikisi de fiil cümlesi. Nekire gelmiş, eyvallah. Nekirelik açısından uygundur. Ancak teracü kelimesi yine müzekker olması sebebiyle sıfatının da sıfat cümlesinde yüzkaru şeklinde müzekker olmasından hareket ederek doğru cevabın aşık olduğunu, C'deki tüzkarun müennes olması sebebiyle yanlış olacağını hemen bulabiliyoruz. Tamamen teknik arkadaşlar. Kesinlikle manayı bilmesek bile, yani şuradaki kelimelerin hiçbirinin manasını bilmesek bile yine de bu teknikten hareket ederek çok kolay bir şekilde bu doğru cevapları bulabiliyoruz. Şıkları ciddi manada diğer şıkları eleyebiliyoruz. Yeter ki sıfat mevsuf konusunu iyice hazmetmiş olalım. وَكَانَ الشَّاعِرُ قَدْ اَدَانَ بِعُنْفٍ الْاِقْتِتَالَ الْاِقْتِتَالَ نُقْتَ نُقْتَ بَيْنَ الْفَلَسْطِينِيِّينَ وَصِفًا الْاَمْرَ بِاَنَّهُ مُحَاوَلَةُ اِنْتِحَارٍ عَلَنِيَّةٍ فِي الشَّوَارِعِ Filistinler arasında nokta nokta olan kavgayı, savaşı şiddetle eleştiriyordu şair diyor. Şimdi hangi savaş, hangi kavga? İktital
Beynel Filistini, Filistinler arasında. Bu beyneye de uygun bir kelime belki aramamız gerekecek. Ancak el-iktitale, müfret, müzekker ve marife olduğunu düşünelim. El-iktitale el-daire olabilir, el-mehsube olabilir. Ancak el-mülkate olmaz, atılan, Filistinler arasında atılan savaş olmaz. Zira el-iktital müzekkerdir, el-mülkat ise müennestir. Diğer taraftan bu marifedir, el var başında. Carin kelimesi olamaz, zira carin başında el takısı yok, nekiredir, sıfat olamaz. Damin, kanlı demektir. Aslında olabilir, mana olarak olabilir, ancak başında el takısı olmadığı için olamaz. Eddami o zaman olacaktı, sıfat olsaydı. El-iktitale eddamiye, burada da el-cariye şeklinde olmalıydı eğer uygun olsaydı. Dolayısıyla C ve E şıklarını el takısı olmadığından dolayı eliyoruz. Burada T olduğundan dolayı, müennes olduğundan dolayı uyumsuzdur ve eliyoruz. B ve D şıkları arasında kalıyoruz. Teknik olarak bu ikisi arasında bir eleme yapamıyoruz, ancak manadan hareket ederek Eddaira beynel Falastiniyin şeklinde doğru cevabın daire olduğunu biliyoruz. Zira dara beyni ve beyneke hadis mesela, işte dara kelimesi, dair kelimesi beyneyle kullanılır. Böylece arkadaşlar bitti. Birkaç soru toplamış idim. Bu konuları böylece bu sorular üzerinde, YDS'de daha önce çıkmış olan sorular üzerinde bunun tatbikatını çok kolay bir şekilde yapmış olduk. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olunuz.